Yeni Türkiye Hareketi'ne hoş geldiniz. Savunma sanayi ve gündemle ilgili tüm gelişmelere kanalımızdan ulaşabilirsiniz. Bize destek vermek için videoyu beğenip kanalımıza abone olmayı unutmayın. TUSAŞ Genel Müdür Profesör Dr. Temel Kotil TUSAŞ tesislerinde basın mensuplarını ve araştırmacıları ağırladı. Defense Türk'ün de katıldığı toplantıda açıklamalarda bulunan Kotil, 2023 yılında 12 adet T-70 helikopterinin teslim edileceğini belirtti. Bu kapsamda 5. T-70 helikopterinin Hava Kuvvetleri Komutanlığı'na teslim edildiği aktarıldı. Kotil, T-70 helikopteri projesinde 38 adedin ardından ABD'den lisans yenilenmesi gerektiğini belirtti. Kotil'e göre Boeing anlaşmayı sürdürmek istiyor ancak bunun için Kongre'nin onayı gerekiyor. Yani ABD'nin onay vermemesi halinde 38 adedin ardından üretim durabilir. İTÜ-STG-21 konferansında konuşan TEV Genel Müdürü Profesör Dr. Mahmut Akşit haftada bir adet T-700-T-701D motor üretebilecek kapasiteye ulaşıldığını açıklamıştı. Akşit yaptığım sunumda ise 2020 yılında TUSAŞ'a 25 adet T-700-T-701D motor teslimatı yapıldığını ifade etmişti. Toplamda ise 33 adet T-700-T-701D motor teslimatı yapıldığını söylemişti. Ancak Akşit'in sunumu 25 Mart 2021 tarihli olduğu için bilgilerin güncel olmama ihtimali söz konusudur. Çünkü Kasım 2021'de TEİ tarafından yapılan açıklamada, genel maksat helikopter programı için ürettiğimiz 50. T-700-T-701D motorunun teslimi anısına düzenlenen etkinlikte Genel Müdürümüz ve Yönetim Kurulu Başkanımız Profesör Dr. Mahmut Akşit, Yönetim Kurulu üyelerimiz ve yöneticilerimiz, TEİ çalışanlarıyla bir araya geldiler. İfadelerine yer verilmişti. Savunma Sanayi Başkanlığı öncülüğünde ve TUSAŞ ana yükleniciliğinde yürütülen T-70 Genel Maksat Helikopteri Programı kapsamında Kara Kuvvetleri Komutanlığı, Hava Kuvvetleri Komutanlığı, Jandarma Genel Komutanlığı, Özel Kuvvetler Komutanlığı, Emniyet Genel Müdürlüğü ve Orman Genel Müdürlüğü olmak üzere 6 kullanıcının genel maksat helikopteri ihtiyacı karşılanacak. Proje kapsamında Sikorsky firmasının S-70i model helikopteri, lisans altında üretim modeli ile Türkiye'de üretilecek olup, üretim lisansı Türkiye'nin ileriki dönemlerdeki ihtiyacını da karşılayacak. S-70i Black Hawk helikopterinin mevcut uçuş ve görev yönetim sistemi yerine Aselsan tarafından yazılımı ve donanımı tümüyle milli ve özgün olarak geliştirilmiş olan Aselsan görev yönetim sistemi entegre edildiğinde nihai konfigürasyondaki helikopter T-70 Kara Şahin olarak anılacak.